Merhabalar, ben Cengiz Usta. Şimdi yeni geliştirdiğim bir metre sistemini sizlere tanıtacağım. Uzayan metre. Arkadaşlar, bu ne işe yarayacak? Bunu katlayıp istediğiniz yerde cebinize koyup bağlama perde ölçüsü, kısa sap için, uzun sap için ayrı ayrı metreler var arkadaşlar. Bu kısa sap için. Örneğin 38'lik teknede başladık. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44'e kadar diyelim. Bu metre bir tane olacak. Bu bahsettiğim bütün ölçüleri bir metreyle yerini tespit edeceksiniz. Nasıl olacak arkadaşlar? Bu bağlamada göstereyim. Örneğin bu bağlama 38'lik. Yerlerini ben işaretlemişim. Bu metreyi uzattıkça, mesela 43'lük tekneyi alacağım. Uzattıkça direkt perdeler yerine denk geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi 38'likte tam olarak göstereyim. Siz de neler yaptığımı bir görün arkadaşlar. Şimdi perdelerin yerini görüyorsunuz değil mi? 38'likte yerleri bu. Aynı metreyi hemen yanımdaki diğer bağlamaya koyayım. Buradan bakın. Metre işlevi görüyorum. Evet, şimdi şu bağlamaya koydum. Bakın 38'e göre nerede kaldı değil mi? Şimdi ben bunu çekiyorum. Perdeler yerine geliyor arkadaşlar. Bakın. Perdeler 44'lük tekneye de tahminen 44'lük bir tekneydi, evet. 44'lük teknede de yerlerini net olarak gösteriyor. Bakın. Metreyi bıraktığım zaman eski konumuna gidiyor. Yani 38'lik konumuna gidiyor. Bura çekiyorum eşiğe kadar. Tekrardan bu mevcut olanın eşiğine kadar çektiğiniz zaman bu klavyenin ölçüsünü verir. Bunu başka bir klavyede deneyelim. Arkamda bir bağlama daha var. Bu da 42'lik arkadaşlar. Aynı şekilde iki eşik arasını ölçer. Yani bu metre iki eşik arasındaki perde sisteminin şuraya diyelim eşiğin olduğu hizaya getirdiniz. Gerçekten pratik bir yöntem. Bu metre işe yarayacak arkadaşlar. Cebinize koyacaksınız. Evet. Şimdi bu diyelim 38'e göre ayarladık ya. Çekiyorum yukarı doğru. İşte bu eşiğin hizasına getirdiğiniz zaman perdenin yerlerini net bir şekilde değişmediğini göreceksiniz. Çok pratik bir metre arkadaşlar. Kolay ve süper bir icat diyebiliriz. Yenilik diyelim. İcat da demeyelim. İcat deyince kızıyorlar. Yeni bir yenilik. Bu metre harika işe yarar arkadaşlar. Örneğin hesap makineniz yok yanınızda. Ölçü sistemi yok. Bir tane böyle ölçü çıkarıyoruz. Bu metrede gerçekleştirdiğimiz ölçüyle en az 5 tane ölçü çıkar arkadaşlar. 5 tane. Kısa sap ölçüsü. Ha, bir de uzun sap için. Uzun sap için ayrıca bir video yapacağım. O da değişmiyor. O da mantık aynı arkadaşlar. Şu iki eşik arasındaki ölçüyü metreyi uzatarak eşit aralıklarla uzuyor arkadaşlar. Çok pardon. Bu metredeki mantık nedir? Hani o hesap makinesinde biz sabit bir sayı kullanırız. 944 değil mi? Ben ölçüyü perde ölçülerini alırken hesap makinesinde bu rakamı kullanıyorum. Bu bütün enstrümanlar telli çalgılar için geçerlidir bu sistem arkadaşlar. 944'te çarparak küçülüyor. Perde aralıklarını net ana seslerinin yerini buluyoruz. Burada hem ana sesler var hem ara sesler. Ben buradaki mantığı çözdüm. Daha önce kafamda böyle bir fikir vardı. Bu metre uzadıkça tabii ki farklı anlatacağım da çok derinlemesine bilgi var beynimde. Onu da anlatmak biraz zor oluyor. Bunu böyle bir fikir olarak yürüttüm. Dedim ki bu net aralıklarla şeyi çektiğiniz zaman, lastiği çektiğiniz zaman eşit aralıklarla uzar. Yani kısayken de eşit, uzunken de aynı eşit aralıkların yerini tespit eder. Bu mantığı yürüterek de ve de sistem doğru arkadaşlar. Birebir tuttu yani. Bu lastikle bu fikri yürüttüm ama bu hani
makastaki o çarpı tekniği var ya, onunla da bir sert metalle de o metre yapılabilir. Onun projesini daha sonra gerçekleştireceğim. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu mantığın metal üzerinde olanını inşallah sizlere de sunacağım. Şimdilik bu kadar diyelim. Çok pratik bir yöntem. Katlıyorsunuz, cebinize koyuyorsunuz. Bu metreyi istediğiniz yerde perdelerinizin ölçüsünü alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, inşallah kullanan olur. Çok pratik bir yöntem. Hoşça kalın.